Başladık. Başladık mı? Tamam, başlayalım. Şimdi bunu yapacak bir fırça mı bulmam lazım benim? Fırçalarım nerede? Burada fırçalar var. Nerede? Onlar değil, onlar değil. Onlar değil. Ona fırça mı lazım? Yoksa... Ya, saat geçiyor diye hemen açtık ama. Şimdi... Gelenler var değil mi? Hı? Daha fazla takipçiye video katılmasını söylüyoruz falan filan bir şeyler yazıyor. Evet, tamam yazsın. O kendince yazar durur öyle. Bakır rengi. Ha yok yok şey aşkım o değil. Şarkı. Yok bir tanem yok yok. Tamam boş ver. Evet gelmeye başladılar. Evet sevgili arkadaşlarım. Şunu da yatıma koyalım da yine de ne olur ne olmaz. Gerçi şey var değil mi? Tamam. Yok. Şey arasını şu senin şeyi koyalım paleti. Tamam onu bak şimdi göstereceğim. Efendim. Ne yapacaksın? Gelebilir miyim? Ay tabii ki size bebeğim gel. Ne demek? Köster resmini. Böyle bir resim yaptım. Evet. Neyi düşünerek yaptın? Aslında ben bunu babalar gününe hediye olarak yapmıştım. Hı hı. Güzel manzaralı bir resim. Evet. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Nasıl yapıldığını anlatmamı ister misiniz? Tabii ki isteriz. Hadi buyur anlat. İlk önce sarı, turuncu, kırmızı böyle gidiyoruz. Ondan sonra güneşi çiziyoruz. Sonra da elimizi sürteceğiz. Evet, evet. Eldiveni bile getirmiş. Şey yapacağız. Ama eldivenle yapmanız daha iyi olur. Yoksa eliniz kirlenir. Evet. Sadece birazcık temizleyebilirsiniz. Doğru, mantıklı. Sonra ne yaptın? Ondan sonra da güneşi buraya çizeceksiniz bir tarafına. Suyu çizeceksiniz. Ondan sonra da sanki suyun içinde su titriyormuş gibi olması gibi buraya böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Ben birazcık bu kısmı yapamadım tabii. Evet, bence çok güzel olmuş. Bak güneş burada. Şurada deniz var. Bakın burası deniz. Evet. Güneş burada batıyor. Batarken de burada ışıltısı vurmuş. Bak evet. Takdir aslında sana. Çizerken birazcık üstüne geldim. O yüzden ışıltısı geldi. Ama bence çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Harika bir şey. Gün batımı. Gün batımı harika bir şey. Görüyorsun. Müthiş. Evet. Siz de evde deneyebilirsiniz ama bir tepsinin altında ya da bir örtünün altında masada falan yapmanız daha iyi olur. Çünkü bunu çizerken dışarıya taşabilir. Evet. Tebrik ediyorum bir tanem. Şeyma'cığım, gelecekteki resim arkadaşım. Sana el vereceğim. Şengül el aldı diyeceksin sen. Evet. Şengül'den el aldı. Evet, Şengül'den el aldı. Bir tane daha var. Deniz var bir tane. Deniz diye bir arkadaşım. Rabia hocamın kızı. O da ben Şengül el aldıyım diyormuş. Çünkü Şengül'den el alıyorum ben diyormuş. O da öyle yani. Aslında ben partileri düzenlemek konusunda daha iyiydim. Heh. Ama resim konusunda da birazcık iyi olduğumun farkına da varmaya başladım bu resmi yaptıktan sonra. Harikasın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel açıklayıcı bilgilerin için. Harikasın. Yine bekleriz. Yine bir canlı yayında seninle görüşmek üzere diliyoruz. Şeyma'cığım. Tamam mı? Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Evet. Oku. Şu an soru yok. Sadece iyi akşamlar hocam. Güler Doğanay 07 diyor. Ay canım benim hoş geldin. Şimdi bugün tişört boyayacağız. Nasıl boyayacağız? Bu güzel kızlarımızın bir tanesinin tişörtünü boyayacağız. Benim olayım. Evet. Kameramanınkini boyuyorum. Kameraları. Kameraman. Kameraman. Şöyle şunu çevireyim. Şimdi bu tişörtleri boyarken ne kullanacağız? Şimdi bakın arasına ben şöyle bir şey koyduk. Şu şekilde. Sizler poşet falan da koyabilirsiniz. Benim buradaki dağınık şeylerimde. Şöyle. Bakın arasına isterseniz böyle bir poşet falan da yerleştirebilirsiniz. Neden? En önemli husus şu. Burada boyayı üstten vururken alta geçer ve direkt en arka tarafa doğru geçer. O zaman ne olur? Sizin tişörtünüz batar. O yüzden arkadaşlar altına bir poşet ya da bir işte böyle bir mukavva tarzı bir şey. Yani boyanın bu taraftan en alta geçmesini engelleyecek şekilde bir şey yapabilirsiniz. Siz burayı mı istediniz kızlar? Evet, kendileri belirlemişler bile. Yalnız. Şöyle üzerine şimdi biraz hafif yan mı? Evet şöyle böyle. Evet. Aynen. Tamam. Süper. Biraz yan olacakmış. Bisiklet istiyoruz.
O yüzden bunu... Bisiklet binmeyi seviyoruz o yüzden. Aa süper. Şimdi bunu yapacağız. O yüzden arasına muhakkak biz poşet, işte ne bileyim bir... Mukavva, palet. Ben de palet vardı, paleti koyduk falan gibi. Şimdi bunun üzerine de titanyumlarla yapacağız. Çünkü titanyumlar arkadaşlar hem simli bir boya hem de multi surface gibi bütün yüzeylere tutunabilme özelliğine sahip. Yani multi surface boyalarla ne yapıyorduk? Multi surface'lerimiz bunlar, mavi kapaklı. Size bunları güzelce anlatayım. Burada çalkıt serisi boyam var mı acaba? Yok, o değil de. Şurada bakayım. Şurada var. Bu da çalkıt. Şimdi bakın, bunların üçü geri dönüşüm boyasıdır. Multi surface burada 5N1 diye yazar. Bakın şurada 5N1 diye yazar. Bunu 5 farklı yerde kullanabilirsiniz. Nerede kullanabilirsiniz? Nerede bu kullanabilirsiniz? Mesela boyalı bir yüzeyde kullanabilirsiniz. Burada bizim yaptığımız gibi kumaşta yapabilirsiniz. Deride yapabilirsiniz. Camda, metalde ve boyasız yüzeyde olmak üzere bunların üçünü her yerde kullanabiliyorsunuz. Yalnız multi surface'i suni deride, çalkıtı da gerçek deride kullanabiliyorsunuz. Multi surface gerçek deride kullanılmıyor. Çalkıt kullanılıyor. Bu titanyum serisi dediğimizde bu iki ürünün, yani çalkıt ve multinin şey olarak düşünün, metalik olanı, yani simli boyalarından olduğunu düşünebilirsiniz. Bunlarla tamamen geri dönüşüm boyalarıdır. Bunlarla her şeyi yapabilirsiniz. Bizim burada yaptığımız gibi tişörtünüze baskı. Biz Türk kadınları biliyorsunuz her yerimizi çamaşır suyu yaparız. Özellikle şu bel bölgesini. Evet. Alt eşofmanlar. Bir de alt eşofmanlar. Çünkü çamaşır suyunu çok seviyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Öyle onu sürmeyince temizlendiği gibi hissetmiyoruz. Ben dahil. Evet. Yani evet. İlla onu koyacağım o suyun içerisine. O yüzden bir yerlerimiz illa bir deterjanla, işte boyayla, çamaşır suyuyla bir şeyler oluyor. Sizler de o mesela çamaşır suyunun geldiği ya da boyanın geldiği bir yerlerin üzerine stencillerinizi, şablonlarınızı koyup üzerine boyadığınız zaman onları oradan kaybetmiş olursunuz ve tişörtünüzü yeniden bir geri dönüşüm yapmış olursunuz. Evet, şimdi bunları buradan alalım. Biz şu anda titanyum serisini kullanacağız. Evet, oku bakalım öğrenci. Seni yeni öğrenci yiyor. Şu anda el sallayanlar var. İyi akşamlar, kolay gelsin diyor Emine Remzi'ye. Aa, hoş geldin. Ondan bir tanem. Sonra yine merhaba demiş. Tamam, süper. Böyle. Kaydır sen o şeyi alta kadar. Ben de bir dakika bir buraya uygun bir fırça mı bulsam, ne yapsam bilemedim. Güler Doğanay 07, vallahi ben yeni aldığım halıyı çamaşır suyu yaptım diyor. Ay yaptın Güler. Ya yapmasak değil mi, şaşarız desene. Dur şunu yapayım bakayım. Aynen öyle vallahi, bizler de öyle. İlla ki bir o çamaşır suyunu döşeceğim. Ben de fırçalar var. Şeyde hani işleyebiliyorsun. Kaydedecek misiniz demiş. Evet evet, kaydedeceğiz bunu arkadaşlar. Şimdi bunu yine ben YouTube'a da yüklerim. Şu şekilde. Şunu alalım. Arasına dediğim gibi bakın bir ben şey yerleştirdim buraya. Çünkü burada boyadığınız boya burayı ıslatıp en alttakine de geçer. Ve o zaman arka tarafında kötü bir görüntü sağlar. O yüzden muhakkak arasına bir poşet ya da bu tarz benim yaptığım gibi bir şeyler koyabilirsiniz. Ama arkaya geçirmeyecek şekilde olması şart. Tamam mı arkadaşlarım? En güzeli mutfak tepsileri. Ha, mutfak tepsisi bile koyabilirsiniz. Plastik olanları da değil mi? Hani ortalıkta kullandığım tepsiler. Aynen öyle yani. Tülay SNGR papatya bekliyorum. Sabırla hocam demiş. Ay. Ay doğru ya. Ay bak var ya. Ben stroke'da papatya yapacağım da. Hmm. Evet, her gün bir şey çıkıyor ya. Her gün bir şey çıkıyor. Şimdi sen git bunu zeminine yapıver. Aa, onun mu? Ha. Olursa. Aa, olabilir aslında. Benim. Şörtmenin bana sormaz gerekmiyor mu ilk? Ne çok yakışır kırlarda böyle bisiklete binerken. Bilmem. Vay, ben şu saçı kem buradan geçeyim arkadaşlar. İki tane sorumuz var. Buyurun. Hocam berjer boyanıyor mu?
diye sormuşlar. Lacivertin etraflarını boyayabilirsiniz, tahtaları boyayabilirsiniz. Ama kumaşlarını boyamayın çünkü sertleşiyor arkadaşlar. Bütün bir yüzeyi yapamazsınız. Şöyle yapılabilir, sadece batik olarak yapıyoruz biz. Yine multi surface'lerle batik yapabilirsiniz. Bir günde onu yapabiliriz aslında. Bir tişörtün üzerinde falan böyle bir batik çalışması yapabiliriz. Ya, ondan sonra yine sizde kumaş boyama var ya. Müthiş bir şey değil mi? Yani çünkü her şeyde kullanılabilir. Bir de şey, ilginç desenli kumaş bulamıyorsun mesela. Aynen öyle. Mesela batik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu multi surface'leri biraz sulandırıyorsunuz. Ayrı ayrı kaplara koyuyorsunuz. Tişörtünüzü, eteğinizi ne varsa böyle iple bağlıyorsunuz. Böyle bölüm bölüm batırıp çıkartıp sonra da şey yaptığınızda, kurutup arkasından ütülediğinizde o tamamen oraya fixlemiş olur. Biz bunu da ütüleyeceğiz. Yalnız bilginiz olsun. Kuruduktan sonra bunu arkasından ütülüyorsunuz. Oldu mu? Hı. O şekilde. Resmiye Soy'dan yine harika fikirler paylaşıyorsunuz. Ay canımsın. Teşekkür ederim. Filin Aydoğan. Hocam yoklama yaptınız mı? Yeni geldim, ceza vermeyeceksiniz. Ay evet. Bugünlerde hani şeydi ya. Burada çok fazla gündüzleri normal derslerim olduğu için akşamları pek yapmıyoruz. Yani bugünlerde yapamadım, daha doğrusu yapmıyoruz derken yoruluyorum. Akşam geliyorum böyle şey. Bugün de böyle kızçelerimin tişörtü olunca tabii ki sizinle paylaşmak istedik yaparken. Hep beraber paylaşalım ki sizler de bunu görün. Yapmak istediğiniz zaman yapın diye. Şimdi bakın, alıyorum fırçama biraz boya. Şurada yine şey yapayım da bir yoklama yapacağım. Nasıl şey yani, şey yoklaması, boya yoklaması. Bakın şu şekilde patlatlayarak geçebilirsiniz. Bunun üzerinden. Benim oğlum hala bilgisayarda coşuyor. Her zamanki gibi. Coşsun çocuk, ne yapsın. Karadeniz Hobi Market Berger sorusunu benim sorduğumu söyler misiniz? Kim? Ay, Karadeniz ya. Hobi Market. Evet. Ha. O yapmıştı. Ben evet söylemişti. Aa, şurada şey kalmış. Bana. Ondan sonra aradı beni, sağ olsun. Dedi ki hocam böyle böyle bir şey yapacağım dedi. Dedim ki bak o şey yapar, sertleştirir. Doğru dedi. Bir denemekte fayda var. Nasıl olsa dedi değiştireceğim. O zaman bir deneyeyim. Ondan sonra gözden çıkartmış. Gözden yani. Çıkarttı yani, aynen. Hani ben de dedim ki bak muhakkak sertleşir o. Çünkü ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Şimdi bizim sosyal medyada sevgili arkadaşlarım hani yapıyorlar, evet. Çok da güzel yapıyorlar. Hepsinin ellerine sağlık. Ama şimdi onlar atölyelerinin vitrinine falan koyuyorlar. O yüzden orada çok fazla oturup kalkan olmuyor. Yani o zaman tabii ki yapabilirsiniz. Ne olacak? Çok fazla oturup kalkılmadığı için sert olabilir yani. Bir çünkü görsel, evet. Var, görsellik var orada. Sadece görsel olarak yapıyorsunuz. Ya da sert yere oturmak başlanıyorsa. Ama o yüzden hani böyle ıslatarak da yapıyorlar. Ama o sonra kuruduğu zaman sertleşiyor tabii, ister istemez kumaş çok kötü oluyor. O zaman işte Karadeniz Hobi Market de bana arayıp sormuştu, sağ olsun. Ben dedim vallahi böyle böyle bir dene istersen, bir gör. O da hem tecrübe dedi, bunu gözden çıkarttım hocam dedi. Bunu dedi bir tecrübe etmek istiyorum. Vallahi çok da iyi oldu. Gördü en azından, çünkü birebir insan hissettiği zaman daha da iyi oluyor. Çünkü hani şimdi insanın aklında kalıyor, tamam mı? Görüyorsun. Acaba olur muydu, olmaz mıydı falan diye. Ama olmuyor işte. Yani her şey gösterildiği gibi olmuyor. Bu şekilde vuruyorum ki kumaşa daha iyi işlesin diye arkadaşlar. Benim beyaz bir gömleğim boya olmuştu Şengül. Öyle mi? Hala çıkmıyor. Bu şu şey simli boyalardan. Değil mi? Anne onu getirelim. Onu Şengül teyze bir şeye çevirsin bence. Aynen, onu hemen evet. Üzerinde hemen çevirelim. Benim eski komşum döndüğünün de var şeyi olmuştu. Bluzunun önü hatta şey Instagram'da alt sayfalarda var. Şey çamaşır suyu yapmış o da. Şengül benim bunu bir kurtarabilir miyiz falan diye geldi. Dedim hemen tamam yapalım. Çok da güzel olmuştu da. Bakın birinci katı geçtim. Birazcık şey yapsın. Sonra ikinci katı geçelim. Şöyle bir taraftan tekrar en baştan başlayayım. Tekrar ikinci katını geçeyim, oldu mu? Çünkü kumaş emdiği için bir ikinci katı geçmek daha mantıklı bundan. Evet. Bu
Bunları kuruduktan sonra arkadaşlar arkasından ütüleyeceksiniz. Fixleyin yani. Gülay Taysak gün. Selam, kolay gelsin. Ekmek kızartma makinesi boyanır mı? Kaç kat ve vernik ne uygulanmalıyım? Boyayabilirsiniz ekmek kızartma makinesini. Kullandığınız renge göre değişir. Mesela bu çalkıt serisindeki turkuazla boyadığınızda bir katta, hatta bir kat demeyeyim de iki katta kesin kapatır. Yani birinci katta kapatıyor da bazen fırçayı değiyoruz, değmiyoruz, bir yerleri kalıyor. O anlamda iki kat diyorum ben genelde. Ama mesela açık bir renge boyayacaksanız beyaz gibi falan, o 3 kat falan isteyebilir. Bu neye bağlı biliyor musunuz? Biraz da şuna bağlı olarak değişiyor bu boyaların sürme kapatması. Sizin sürme yeteneğinize göre. Yani bazıları çok az boya alıp sürüyor. Bazıları sulandırıyorlar. Sulandırmaması gereken yerlerde bile sulandırıyorlar. Ondan sonra 3-4 kat boyuyor, 5 kat boyuyor ama yine olmuyor. O yüzden boyalarınızı güzelce, hani fırçanıza güzel yükleyip alırsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Güler Doğanay 07 ona vernik gerekiyor mu demiş. O şeye ekmek şeyine vernikleyebilirsiniz de, ama verniklemeyebilirsiniz de. Neden diyeceksiniz? Çünkü şeyden, bu hani ısıyla temas edeceği için, yani şeyle değil, alevle değil, bakın alev olmayacak. Alev olduğu zaman alev boyayı yakar. Ama ısıyla temas ettiği için boyalar iyice kendini fixler. O yüzden çok gerek de kalmaz yani. Evet. Kaldıralım mı? Bakalım ne çıkacak. Taştı mı taşmadı mı? Ben de sürpriz. Yaşasın. Wow. Çok güzel oldu tişörtüm. Çok güzel oldu değil mi? Bak, harika bir tişört oldu. Kapı çalıyor. Şeyde bir bakar mısın? Ha, tişörtü sormuş vernik uygulamalı mıyım diye. Hayır hayır, tişörte vernik uygulanmaz. Tişörte vernik uygulanmıyor. Kapım çaldı. Kim geldi ya acaba? Basındı. Hacer mi? Ha. Evet, basınmak ve Hacer istedim. Ay bugün... Şifreyi söyle. Kaç kişi? 990852. Tamam, gerek kalmadı. Aşağıda biri bizden. Herkes bizi duydu. Tamam. Şengiriz'e dikkat et, sakın yerini gösterme, tamam mı? Sakın. O mu GPS taktı acaba bana? Bu arkadaşları var ya, ben her seferinde yakalıyordum bir araya geldiklerinde. Evet, Hacer'deyiz. 990852. Ha, 990852. Şimdi Şengi teyze aşağı. Arkadaşlar bir araya geldiği zaman kızlar. Evet benim. Allah'ın bana şeyi midir bilemiyorum. Lütfu mudur ya da böyle hani ne denir ona? Abdalı mıyım? Abdalı mıyım bilemiyorum. Böyle bir şey oluyor. Bu arkadaşlar bir araya geldiklerinde, ne zaman bir araya geliyorsa basıyorum onları. Ama Hacer teyze de bize geldiklerinde. Aynen. Ama o zaman hep basıyorum yani, bilmiyorum. Evet. Öyle olunca, nasıl basıyorsunuz hiç de bilmiyoruz. Değil mi? Hemen yakalıyorum bunlar bir araya gelince. Şengül, efendim. Hacer'e el verdin. Hacer'e el verdin. Ayşegül'ü bir. Heh. Hocam kullandığınız boya kumaş boyası mı demiş. Hayır canım, bakın. Titanyum, normal titanyum metaliklerden olan bir boya. Bununla boyayabilirsiniz. Bakın hafif simi de var. Yaklaştır tatlım. Bakın simi de var biraz. Çok güzel. Evet. Bu simli titanyum boyalardandır. Bunlarla yapıyoruz. Aynen, hem bunu görürse bayılır. Şengül, evet. Sepetine çiçek yapalım mı? Aa, olabilir. Yapalım. Doğru. Sepetine çiçek yapalım. Dur. Hangi maviden sepete falan yapalım. Mavi. Hangi sepete? Bak burada sepet var ya. Küçük sepet. Şey. Küçük. Evet. O sepete. Okey. Okey. Ben de daha önceden yaptığım evet bir sepeti sorayım. Kim arıyor? Hacer teyze. Açamadınız mı kapıyı? Alo Hacer teyze. Anneme götür, koş. Allah'ım basıldım. Allah'ım canlı yayında bile basıldım. Ama Şengül teyze buraya girmeyi beceremiyorlar. Bize girmesi kolay. Canlı Kameradan, 5, 2. Kameradan sanki birazcık turuncu görünmüyor mu? Yok. Kameradan öyle gözüküyor. Evet, geldim ben yine. Kameradan biraz daha canlı gözüküyor bak.
Allah'ım basıldık arkadaşlar. Hocam ne diyor? Teşekkürler hocam. Şu kullandığınız boya. Ha, kumaş boyası mı? Evet. Rica ederim canım benim. Bunlar titanyum serisi boyalar arkadaşlar. Bunlarla istediğiniz gibi boya yapabiliyorsunuz bu şekilde. Hani dedim ya şey bakın titanyum gümüş var. Siyah var. Ama maviden yapalım ya da sarıdan çiçekleri. Bence pembe ve mordan da olsun. Olsun mu? Birkaç renk farklı çiçek yapabiliriz bence. Öyle mi? Tamamen resim evet. Üzerine konuşuyoruz şu anda seninle. Evet. Daha güzel olabilir. Evet. Kesinlikle katılıyorum usta. Eğer beğenmezsek üstüne tek renkli çizeriz. Tabii ikisi de. Her şey olabilir. Şenk teyze. Evet. Ne düşünüyorum biliyor musun? Evet. Fatih abinin Instagram'ı var mı? Ya da telefonu. Bence sen canlı yayın yaparken onun telefonunu al eğer boştaysa. Kendi canlı yayını aç. Oradan soruları kendin okursun. Değil mi? Mantıklı. Ama vermiyor. Aynen. Vermiyor mu? Vermez. Verir mi? Sorular. Ama çıkıyor Şengül. Benim telefonumda çıkıyor sorular. Ha, evet işte. Baş... Konuşayım da bakın şimdi. Hani başka yayına çıktığı için zaten. Şengül teyze şu şekilde. Tek başına ne yapıyoruz? Diye. İnce bir fırça alıyoruz. Tamam mı? Vallahi bu canlı yayınlarımız spontane canlı yayınlarımız arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Bakın şu şekilde küçük küçük vıcır vıcır çiçekler yapıyoruz. 4 tane şöyle koyduğumuzu düşünün. Bakın şöyle. En orijinal en güzel tişörtüm olacak. Evet şöyle buradan çiçek buraya da taşmış olsun. Harika. Bakın şu şekilde. Hoş geldiniz. Azar gel. Kız sizin yüzünüzden bütün Türkiye dünyaya şifreni verdim be. Evet eğer Allah mekanını da öğrenirlerse gelirler buraya basarlar. Değil mi? Tek... Vallahi billahi kapı evet. Şifremi verdim yahu. Ay, ben bu kapı şifresini Şengül değiştim. Şengül teyze ilk ve son şifremi olmayacak bu. Bir şey söylüyorlar mı? Yok şu an canlarım bir şey benim. Yok. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlarımı? Şifrelerimi de öğrendiniz. Haydi bakalım çıkın çıkın gelin. Şimdi bakın şu şekilde buraya koyuyoruz. Böyle küçük küçük çiçekler yapabilirsiniz. Ben bunun içerisine su koymamışım. O biraz neyse. Var galiba. Evet şunu maviden alalım. Ay çok güzel. Şöyle. Bugün böyle şey günü. Arkadaşların günü. Evet. Ya daha sıkılsın canım mis gibi. Hacer teyze bak en güzel en orijinal tişört. Bakın şimdi şöyle. Buralara böyle küçük küçük çiçekler yapabilirsiniz kendiniz. Sepetimizi yaptık. Üzerinden böyle çiçekler kondurabiliyorsunuz. Güler Doğanay 07 ne kadar eğlenceli geçiyor. Neşeniz bol olsun demiş. Ay canım teşekkür ederim. Ay vallahi basıldım bu sefer. Tahmin ettim aslında. Dedim. Tabi. Her ne seferinde olacak? Ben basıyorum. Vallahi ben basıyorum var ya. Yemin ederim. Ama ne yapayım erken gelseydin kameraya canlı yayına çıktın yani. Yapacak bir şey yok. Nurten Latos İstanbul'dan misafir kabul eder misiniz? Demiş. Ay çık gel. Vallahi çık gel. Hem de nasıl. Benim diyor her benim misafirim eksik olmaz zaten. Benim canlarım çok beni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Evet, birbirimizi birbirimizle görüşüyoruz böyle. İyi oluyor arkadaşlarımla canlarımla. Sızıcan selam güzel kadın ben geldim demiş. Ay hoş geldin bir tanem. Bak biz de burada ne yaptık? Yine seviyorum demiş. Canım benim ben de sizleri çok seviyorum bir tanem. Bakın buraya çiçekler de konduruyoruz şöyle. Bunlarla konduruyoruz artık elimizdeki şeylerle. Şöyle küçük küçük cıvır cıvır çiçekler koyarız. Hatta bak şöyle yapalım. Bu sepet puantiyeli bir sepet olsun. Arkadaşlar siz aslında isterseniz farklı renklerde çiçekler de yapabilirsiniz. Evet. Asistanım söyle. Söyle asistan. Söyledim ya. Söyle bir daha söyle duysunlar. Çek asistanı arkadaşlar, çek. Arkadaşlar aslında siz isterseniz farklı renkte de yapabilirsiniz çiçekleri. Puantiyeleri, bisikleti. Evet arkadaşlar. Evet. Duydunuz asistanımı. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Lütfen öyle yapın. Biz asistanımla öyle düşünüyoruz değil mi? Evet. Evet bence de. Nurten Lotus tamam kahvemi alıp geliyorum. Teşekkürler saygılarımı selamlar. Gel bir selamlar. Tanem gel gel vallahi gel. O yüzden yorgunsunuz. Bak buraya puantiye bile mi yaptık bisikletimize. Böyle.
Bu şekilde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Var mı boyayacak başka bir şeyiniz kızlar? Aslında benim kutumdaki peçeteleri yapıştırmam gerekiyor. O şimdi olmaz ama Şeyma. Onun üzerine ne renk boyadın Şeyma? Getir bakayım. Pembe boyadı. Beyaza boyadı. Mavi boyuyorduk. İçinde maviye boyadı. Şuna bir su koy, getirelim. Annemin tavsiyesiyle. Suzican ağzı yerim senin ben demiş. Haydi. Nurten Otos maşallah asistan çok tatlı. Evet asistan. Evet el verdim kızına. Aynur. Aynur KRTR. Ya maşallah tam yemelik Şeyma için herhalde. Evet. Suzican bunlar. İç rengi gayet güzel. İçine tale... bakar mısın sen? Teletabiler. Ha teletabiler bir çizgi film. Evet teletabiler gibiler. Suzican Azra demiş. Gel. Sen de gel. Nazan. Gel. Geliniz lütfen. Nazan okumuş. Oğlunuz kaçıncı sınıfta? Benimki 9. sınıf. Devamlı Ay. Oyunda. Aynen. Aynen. Benimki de aynen. 8. sınıf hayatım. Adam sınava girecek ama umurumda değil. Aa, benim kuzenim neler çekiyor yazık. Yani adam biraz sınava girecek ama biz umurumuzda bile değil. Tamam şimdi bakın bu oldu. Yedekçi oğlu benim evde çok var. Taarruzsuz'da göndereyim sayın hocam demiş. Ay canım benim. Bakın şimdi. Şöyle tutalım. Evet, tişörtümüz oldu. Bakın şöyle giydiğimiz zaman böyle tişörtümüz, değil mi? Evet. Güzel oldu. Bu kuruyacak. Size duyabilir. Şöylece yatır Şifacığım, üstüne bir şey gelmesin. Evet. Azra geç. Ekstra bir kumaş boyağı yapacaktık biz bugün ama ekstra Şeyma asistanımın boyayıp getirmiş olduğu bir kutu daha var burada. Görüyorsunuz kendisi içini maviye boyamış. Dışını pembeye boyamış. Mavi boyamız bitince pembeye geçiş yaptık. Geçiş yaptınız. Elsa'lı şeylerimiz var. Peçetelerimiz var. Aslında hani ben beyaz bitince pembeye geçiş yaptım. Aslında ben her tarafımı mavi yapmayı düşünüyordum. Öyle mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sızıcan Azra benim kızımın adi adı Talitabiler iç oldu demiş. Aa, Azra gelsene bak buraya. Gel Azra, kuzucuğum gel. Geç. Gel sen de gel. Gelin bakayım kuzucuklarım. Bakın görüyorsunuz kuzucuklarımı. Canlar bunlar can. Şimdi beni dinliyorsunuz. İşlemimizi nasıl yapıyoruz ona göre öğreniyoruz tamam okey. Hani şu defayı tamam. Biraz çeksek mi? Hepsini şimdi. Kale almak zor çünkü. Pardon, özür diliyorum. Hangi el sayı yapalım istiyorsunuz sevgili dostlar, arkadaşlar, asistanlar? Burada... Aslında ben iki tane pek şey yapamadım ama bu makyaj halini sevmedim. Özellikle de Elsa'nın. Ablasınınkini sevmedim. Yani biraz makyaj olsun, renk olsun, güzel olsun diyorsun. Evet. Yani birazcık açık mavili bir far sürse olabilirdi. Bence makyajlı haliyle. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden şu güzel. Değil çok mi? Fazla makyaj olunca da çok abartılı görünüyor ayrıca. Öyle mi? Ben yapılışından bazen ondan memnun olmuyorum. Aa tabii ki de. Şimdi bunu mu yapalım diyorsun? Bunda biraz evet. Makyaj var. Evet. Değil mi? Ama ben şunu düşündüm. Yani bunda ikisi birlikte olmayınca birazcık boş, sade mi? Evet. Sade mi ayrılmasın geldi? Kardeşler. İki kardeş ayrılmasın evet. Diyorsun. Ben hangisi? İkisini de seviyorum ama şunu. Başkanım. Şunu evet. Yapacağız öyle mi? Bunu istiyorum ben. Tamam, bu çok güzel. Bu güzel. Tamam bebeğim. Şimdi bunu yapacağız. Tamam o zaman bu peçetemizi buraya kaldırıyoruz. Tamam dur tane tut maşallah demiş. Yedekçi evet, oğlum maşallah, maşallah çocuklar bizim geleceğimiz demiş. Aynen öyle. Ay. Azra sen şimdi, de kale gel. Azra'cığım da burada. Sen ne düşünüyorsun Azra'cığım? Senin bu konu hakkındaki düşüncelerini alalım. Evet, sence güzel mi kutu? Güzel. Sadece bu mu? Evet. Güzel değil mi? Şimdi evet peçete yapıştırma tekniği öğretiyoruz o zaman. Ne yapıyoruz? Peçete yapıştırıyoruz. Peçete yapıştırmak için sevgili asistanım bir asistan iki zeminimizin muhakkak açık renk olması lazım. Ya da bunu uçuk pembeye boyasaydın, mesela şu Frizon'un şuradaki gibi uçuk bir pembeye boyamış olsaydın direkt onun üzerine yapıştırabilirdik. Bizde aslında öyle renkler olmadığı için yapamadım. Tamam, ben tek sana böyle vereyim. Bir pembe vardı. Tamam bebeğim ben sana vereceğim öyle açık renklerden. O yüzden bizim bunun üstünü açık renge boyamamız gerekiyor ilk önce. Tamam mı? Hemen boyayalım. Öyle yapıştıralım oldu mu? Bu etrafı pembe kalabilir yani. Okey. Sadece bu yapıştıracağımız zemini.
Bir dakika tatlım, şuradan fırça seçenekleri. Şu fırçamızı alalım. Şuraya koyalım. Şöyle. Evet. Şimdi Şeyma Hanım buyurun. İsterseniz siz boyayın. Geçin şöyle. Bir dakika geçelim. Yer değiştirelim. Evet. Fazla dışına taşırmıyoruz. Değil mi Şeyma'cığım? Evet. Evet. Harikasın bir tanem. Şimdi bu şekilde boyaman lazım. Evet. Evet. Birer kap boyasan yeterli Şeyma'cığım. Onun üzerine istediğimiz gibi biraz daha al. Sen. Tamam, evet. Çok al. O kendisi biliyor. Değil mi bir tane? Evet. Evet. Ben zaten hep hayatım boyunca bu işi yapmak istedim. Tabii, evet. Ben de sana el vereceğim. Bundan sonra sen şey olarak oldu. Yapacaksın. Şengül el verdi olarak. Tuz böyle. Dur bakalım. Şurada kalınlıklar kaldığı zaman buraları kapatmamız gerekiyor, değil mi? Evet, şimdi. Arkadaşlar muhakkak alt zeminin açık renk olması gerektiğini hep söylüyoruz. O yüzden açık renge boyadık. Aslında... Azra'cığım sen de bunu kurut. Aslında ben altını şey yapmadım. Ben onu tutayım. Tutabilirsin. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Gayet güzel. Ayşegül'ü bir... Hocam az kaldı, Antalya'ya taşınacağım size yakın olmak için diyor. Ay canım, teşekkür ederim. Bir tanem o. Gelin, sefamız olsun vallahi. Gelin gelin oturalım hep beraber. Acaba biz eski şeyle gitme ihtimalimiz var biraz. Oraya gidince... Oraya gidince acaba sen gitseydin açıkçası olmadan daha canlısın. Evet ya. Ben seni izleyeceğim. Yani asistanım olmadan ben seni özleyeceğim. Eskişehir'e sen bir git bir gez gel. Sonra yine asistanlığa devam ederiz. Oğlum bir tane. Evet, bence de yani yapabiliriz öyle. Şengül teyze ne düşünüyorum biliyor musun? Bu çocuklara karantina bitmeseydi bu hesap çok kuru kalacaktı belki de. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun üzerine yapıştıracağız artık, tamam mı? Bunu alıyoruz. Ben size şöyle göstereyim. Şimdi burada peçetemizin, açalım arasını. Bir dakika. Şunu da şöyle yapayım. Şimdi bakın şunu yapıştıracağımız için, tamam mı kızlar? Şöyle bir ayarlama yapıyorum. Yüzü çıkacak şekilde olsun. Tabii ki öyle olacak. Eteklerini aşağıya doğru yapacağız. Tamam, bir tane şu şekilde kafasını getireceğiz. O yüzden makas alabilir miyim? Şu antrede vardı. Ben burada. Heh, alayım canım. Tabii benim makasım. Ben şöyle tutayım mı? Biraz? Bir dakika tatlım. Yok, kabaca keseceğim ben bunu. Şöyle kabaca şuradan bir keseyim. Da keserse tabii benim makaslarım. Kesti. Şifa. Şuradan şöyle biraz keselim. Tamam mı? Çay var arkadaşlar. Hadi çay kesmiyorsa içelim. Kesmiyorsa Şengül olabilir. Yok, kesiyor. İyi kötü kesti. Karı koy, bence onun olur. Şimdi bunu buraya alıyoruz. Buyurun. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu yapıştırırken birinci kuralımız neydi? Alt zemini muhakkak açık renk olacak. Evet. Evet. Şimdi sonrasında bu peçetelerin arasında böyle katlar vardır. Tamam mı? Bunların hepsini ayırmanız gerekiyor. Bu şekilde tutuyorsunuz ve ayırıyorsunuz. Bak, en ince katına kadar. Bu en ince böyle katına kadar geldi. Böyle bir kısım olduğunu biliyorsun, zaten biliyorsun. Tabii. Tahmin etmiştim. Bence de. Yani sen zaten bilmesen ben şaşardım. Evet. Evet, kesinlikle. Katılıyorum sana yani. Arkadaşlar, isterseniz siz de her tarafını açık bir pembe yapmak isterseniz beyazla pembeyi karıştırabilirsiniz. Tebrik ediyorum seni bak. Kesinlikle. Sen ne diyorsun Azra'cığım? Evet. Evet. Azra'nın çok bir şey diyeceği açık yok. Açık mavi de. Sen nasıl çok iş? Çok yakışır. Evet, açık mavi de güzel oluyor. Açık mavi de zaten o şekilde yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şeyma gördüğünüz zaten gibi. Ben boya konusunda çok tutkuluyum. Evet, çok tutkulu bir kız. O yüzden de şu fırçayı Allah seni dalga etmesin. Şimdi geliyoruz. Şengül evde süt kutularınca boyuyor. Gerçekten. Şengül evde süt boya veriyor ona. Evet, boyasın. Aynen. Evde aslında bir keresinde Allah da herkese boyuyor yani. Bitmiş bir tane süt kutusunu da boyamıştım. Harikasın. Böyle yaratıcılığımı birazcık ortaya çıkartmak için.
Çok da mütevazı kendisi. Ben Allah ben evin komiklik ilacıyım. Evet, harikasın. Şimdi ne yapıyoruz? Birincisi, böyle geniş yüzeylere yapıştırırken zemine tutkalı sürüp, tamam mı, üzerine bunu koyup bastırabiliriz. O yüzden şöyle sizin ortanıza koyayım ben. Şöyle, tamam mı? Ne yapacağım? Zeminime ince bir tabaka halinde tutkalı süreceğim. Evet arkadaşlar. Şengi teyze. Efendim canım. Asiyen VRD maşallah özgüven tamam. Evet. Aynen. Patlama yaşıyor, patlama yaşıyor. Şimdi bakın. Aslında ben kamera karşısına çıkmayı çok severim. Evet, kamera karşı. Bu kameraları için doğmuş bir insan. Siz bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Ben aslında birkaç yaşından önce evet, hep kameranın karşısındayken bir şeyler yapmayı hayal etmiştim. Evet. Kızım belki gelecekte kameranın önünde güzel bir program yapacak. Bilemeyiz. Her şey olabilir. Hayal etmeye devam. Bu kız yeni evet. Derya Baykal bence. Evet. Evet, yeni Derya Baykal'ımızı bulduk. Sizcan. Yok, şimdi Derya Baykal'ı küstürmeyelim. Yok. Sizcan Şengül Hanım el vermeye gerek yok olmuş bu kız maşallah. Evet, değil mi? Ama ismimi vermem lazım. El verdi olması lazım ki. Burada, değil mi? Evet. Şimdi zeminime tutkalımı sürdüm, tamam mı? Bunu bu zemine oturtacağım. Şöyle kafaları şey yapmasın çok fazla. Şu şekilde. Şimdi şuradan bir poşet ver bakayım bana. Arkada poşetlerimiz vardı ya. Bu poşette geniş zeminlerde ne yapıyoruz? Böyle tutkalı sürüyoruz. Üzerine böyle bir poşet kapatıyoruz. Şimdi siz elinizle bunun üzerine böyle bastırın bakayım hadi. Hadi Azra sen de. Hadi Azra'cığım. Bastır 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 bastır. İyice böyle buralardan böyle bastıracaksın. Bastırın bastırın bakalım. Aferin size. Öyle Azra. Bak böyle her yerine bastırıyorsunuz, tamam mı? Evet. Evet bak böyle bastırıyoruz. Aynen. Tamam. Şimdi bunu şu şekilde ben de şuralarından bastırayım. Çünkü şimdi, poşet koymamızdaki sebep ne biliyor musun? Poşet koymamızın yırtmak. Sebebi peçeteyi yırtmamak ve onu tutarken bozmamak. Harikasın. Kesinlikle tebrik ediyorum seni. Şimdi bakın. Didosil Art kolay gelsin hocam demiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bakın. Sanırım biz kuruduktan sonra da kalan kısımları keseceğiz değil mi? Evet. Tabii. Şimdi burada Azra'cığım bunu size verebiliriz. Burada bunu şu şekilde üzerinden tekrar tutkal geçmem lazım ki buraya sabitlemeliyim, tamam mı? Buna bastıra bastıra. Verici olduğundan daha da güzel görünebilsin. Pürüzsüz olsun. Evet. Aynen gerçekten öyle. Gerçek olur herhalde. Bakın şu şekilde bastırıyorum. Tamam mı? Böyle daha pürüzsüz ve düzgün olsun. Buraya sabitlensin diye. Tamam mı bir tane? Aslında ben başka şeyler konusunda da bazen tutku yapıyorum. Ne gibi mesela? Dans gibi, dikiş yapmak gibi. Evet. Öyle şeyler. Barbie bebeğine çok güzel elbiseler dikiyor. Yok. Barbie bebeğime zaten çok güzel kıyafetler dikiyorum. Tutkalımızı da sürdük. Normalde bunu kuruduktan sonra yapmamız gerekiyor ama biz şu anda canlı yayın yaptığımız için bir an önce göstermemiz gerektiğinden dolayı bir zımpara alıyorum bu şekilde. Bunu aşağıya doğru böyle hafif hafif yaptığım zaman tamamen benim peçetem hem buraya sabitlenmiş oluyor hem de bakın bu şekilde kesilmiş oluyor. Görüyor musunuz? Süper. Çok pratik bir yöntemdir bu. Bakın bu şekilde. Ben de buralarını ayıracaktım zannetmiştim. Yok. Bak şimdi bu şekilde yapıyoruz. Tamam mı? Şeyma'cığım bu da yeni bir güzel bir yöntem. Evet. Bak kestim gidiyorum. Görüyor musun? Evet. Bak bu şekilde kesiyoruz. Aslında ben yaptığınız birkaç tane yöntemi birazcık anlayabilmiştim siz yaparken. Evet. Tabii ki her zaman izliyorsun sen ben yaparken. O evet. Yüzden senin aklında kalıyor. Açık gördüğüm telefonunu ilk gördüğümde senin canlı yayınını Şengül teyze izliyorum. Oo, benim sıkı takipçimsin yani. Evet. Büyük bir takipçi. Harikasın. Teşekkür ediyorum bir tanem. İşte sizin gibi böyle takipçilerim olduktan sonra benim var ya sırtım yere gelmez. Kesinlikle. Katılıyorum. Asiyen VRD tutkal dekopaj mı peçete tutkalım demiş. Dekopaj tutkalı. Zemine sürdüm ya. Zaten
Peçete tutkalıyla da yapabilirsiniz de. Zeminine sürdüğüm için elimde bu vardı. Bunu sürüverdim. Şu an peçeteyi tutkalını bulamadım. Çok ama şey güzel. Bizim şey olarak dekopaj tutkalımız da çok ince ve güzel olduğu için arkadaşlar onu sürebilirsiniz. Bakınız bu şekilde Şeyma Hanım. Gördüğünüz gibi kutumuz hazır. Bir de şu yanlarını zımpara yapınca daha güzel duruyor. Değil mi? Daha evet, güzel. Aslında birazcık da boyası çıkmış. Neresi? Oraları düzelteceğiz tabii ki size, değil mi? Evet. Ama güzel oldu. Bilmiyorum. Bence İzleyicilerimiz ne düşünüyor? Evet. Çok güzel boyamışsın. Güzel. Ellerine sağlık. Bu şekilde güzel bir kutu olmuş oldu, değil mi? Evet. Çok evet. Güzel bir kutu. Hı-hı. Kesinlikle. Teşekkür ederiz Şengül teyze. İçini ben küçük evcilik oyuncaklarımla ya da takılarımla doldurmayı düşünüyorum. Mantıklı. Ama şu bir kurusun, vernikleyelim falan. Bu yanlarına da bir şeyler yaparız sonra. Evet, bunun daha verniği evet. Yok boyanın. Değil mi? Aynen. O şeyde kar taneleri vardı ya. Ben onları yapmayı biliyorum. Ablam bana öğretmişti. Kar tanesi yapmayı mı? Evet. Nasıl yapıyorsun? Şimdi. Ha, kar tanesi ben kurşun kalemle çizmiştim. Hayır, Esma ablam. Ablam mı öğretti? Evet. Ha, ama kalıpla yapacağız şimdi Şeyma. Kalıbı tutacağız buraya. Ben onun içinden boyayacağız. Ben biliyorsun. Kalıpsız da yapmayı biliyorum. Harikasın. Sen evet. Zaten hepsini biliyorsun canım. Sen hiçbir şeye gerek evet. Yok ki. İlk önce şöyle bir çizgi çekiyoruz. Evet. Sonra da yandan iki çizgi çekiyorum. Çarpı. O zaman sana bir kar tanesi. Sonra ortadan bir çizgi. Evet. Ondan sonra da şöyle bir ok çiziyoruz her tarafından. Oo, süpersin. Tebrik ediyorum seni. Orta ve sondan da yapacağız. Evet, şimdi yani sevgili arkadaşlarımız, bunu, sevgili takipçilerimiz. Biz bunu istediğimiz kadar ilerletebiliriz. Kesinlikle. Şeyma yeter biraz sevgili arkadaşlarımız. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yayını kapatıyoruz artık. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok fazla bir şey çıkmayın. Evde kal Türkiye. Duyuyorsun. Azra sen bir şey demeyeceğiz mi? Azra'cığım şimdi Azra odasına son. Hayır. Sen de söyle. Ne de bildirmek istersin? Hashtag evde kal Türkiye'yi seviyoruz. Olmaz mı? Olabilir. Dışarı çıkmayın. Aslında evet, bizim evden birkaç tane aktivite de yapmıştı. Çıkarttık biz onları bir yerden. Hı-hı. Ondan sonra ben o bulmacaları yaptım. Bir yerde kelime bulmacası vardı sayılara göre. Hı-hı. Sayılar yazıyordu üstte. Orada yazan sayılara göre harfleri dolduruyorduk. Ondan sonra da birbirimize çıkıyordu. Böyle evde kal Türkiye yazan bir yazı vardı ama aile gibi bir yazı da yazıyordu. Şengül teyze sana bir şey diyeyim mi? Gel bakalım buraya. Kameradan değil bu. Bu kızın doğal hali. Evde de böyle bu. Şimdi biz Azra ve Şeyma'cımla size hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Yine yeni yayınlarda görüşmek üzere diyoruz. Değil mi kızlar? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Sen de yap. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay.